Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nin 103. ayetinde Allahu Teala peygamberimize diyor ki: "Sen ne kadar uğraşsan da insanların çoğu iman etmeyecek." Peygamberimizin yapamadığını o nasıl yapıyor ya? Eğer o geldiğinde herkes hidayete ermiş olacaksa, o gelmeden bir gün önce ölenin ne suçu var? Demez mi ki beni de orada yaratsaydın da ben de öyle olsaydım? Onların ne torpilliği var? Nereden geliyor bu ayrıcalık? Nasıl böyle şeylere inanırız biz ya? Hazreti İsa niye gelecek diyor orada? Niye gelecek? Ne gelecek? Gelmeyecek ya. Ya gelmeyecek arkadaş ya. Hazreti Muhammed geldi bitti. Son peygamber, Resul, Nebi Hazreti Muhammed geldi bitti. Bundan sonra daha kimse gelmeyecek ya. Hazreti İsa'nın geleceğini söylemenin kimin projesi olduğunu anlamak zor mu ya? Zor mu yani? Niye gelecek? Hazreti Muhammed'den sonra gelecekse iki şey kaçınılmaz. Ya peygamber olarak gelecek. O zaman Hazreti Peygamber'in son peygamber olduğu güme gidiyor. Bu olmaz. Burası sıkıntı olduğu için şimdi evirdiler. Ümmet olarak gelecek. Peygamberlik görevden almayı gerektiren bir kurum. Hazreti Hatta İsa, Mehdi'nin arkasında namaz kılacak galiba. Tabii. İyi, öyle Şam'da. Bir şey yok ya. Yani ne Şam'ı ya? Şam mı kaldı ya? Allah'ım ya Rabbi. Yani yok beyaz minareli. Ne minaresi? O zaman minare yoktu ki ya.